Lan çocuk bayıldı. Girmeyelim abi. Allah! Bebek oluyor lan. Sizinle araba arayayım. Kokla, deli mi nene sal. Bismillah çek, deli mi nene sal. Bismillahirrahmanirrahim. Eve 4 kişi giriyor. İkisi kadın, ikisi erkek. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ekber. O ses ne lan? O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Yanımda 15 tane erkek çocuk böyle çıplak. Nereye gidiyorsun? Dur! Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir konuğumuz var. Merhaba diyelim. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar neden maske taktığını ufakça hızlıca anlatıyorum. Gideceğimiz yerde büyük bir define var ve define avcıları bu çocuğu, yani bu arkadaşımızı tespit ederse bunun peşine düşer. Bunun için tehlikeli olur. Çünkü büyük bir define var söylendiğine göre. O yüzden yüzünü göstermek istemiyor. Adını da vermeyeceğiz. Bunun peşine düşmesinler. Tam olarak konumu da vermiyoruz. Çünkü arkadaşımız için tehlikeli olabilir. Sağ olsun videomuza katılmayı. Daha doğrusu kendisi bize bizzat bu olayı çözer misiniz abi? Gelin gel beraber bakalım video çıksın dedi. Biz de onayladık. Teşekkür ediyoruz öncelikle kendisine. Arkadaşlar bugün Sivas'tayız. Sivas'ta Cazu Tepesi miydi? Neydi? Cazu Çukuru. Cazu Çukuru'na gidiyoruz. İnanılmaz. Cadı mı, cazı mı? Cazu. Evet. Cazu. Cadı diyelim. İlerleyen dakikalarda hızlıca anlatacağız. Evet. Şu an saate bakalım. Bir de şu telefonumu sessiz alayım. Tamam. Saat şu an arkadaşlar 11. Muhtemelen gece 4'e 5'e kadar video bitecek. Fazla uzatmaya gerek yok. Bu video için sizden, konuğumuzun da şerefine şöyle bir 50.000 beğeni bekliyoruz. Çünkü bir önceki videoya emeğimizin karşılığı olarak 50.000 beğeni vermişsiniz. Bu video için de emeğimizin karşılığı olarak beğeni istiyoruz. Videoyu başından sona kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Kim bilir göremediğimiz ve duyamadığımız sesler olabilir. İşte devreye burada siz giriyorsunuz. Hadi başlayalım. Nereden gidiyoruz? Buradan. Böyle. Bu arada bu arılar şu an işte mi köylüler kullanıyor mu? Evet. Kullanıyor bu arılar. Köylüler arı ticaretiyle uğraşıyor. Bal satıp geçimini kazanıyorlar böyle. Hı hı. O yüzden böyle arıcılıkla uğraşıyorlar. Peki ne kadar yürüyeceğiz o ev için? Bir 20 dakika, 25 dakika falan ortalama hızlı olursak 20-25 dakika yürüyeceğiz işte. Ortalama yarım saat diyelim. Aynen öyle. Arkadaşlar bir tane hayalet mi denir? Allah düşüyordum. Dikkat edin beyler. Hayalet mi denir? Cin mi denir? Gel yanıma. Hayalet mi denir? Cin mi denir? Bilmiyoruz. Cazu Karı diye bir kadın var. Anlat hızlıca istersen. Arkadaşlar ben öncelikle burasının dedemden bana miras kaldığını bilmenizi istiyorum. Burası dedemden bana miras kaldığı için ben burayı restore etmek istedim. Yani kendisi yaşamak istiyor. Evet, söyleyeyim. Kendim buraya yerleşmek istedim. Zaten burası güzel bir yer olduğu için. Ama burada şöyle bir olay geçti başımdan. Define var burada. Burada önceden dedemin eski eşi yaşıyormuş. Dedemin eski eşinin çocuğu olmuyormuş. Çocuk sahibi olmak istiyormuş. Evet. Bir tane çocuğu doğuyor ve çocuk ölüyor doğduktan sonra. Evet. Onun mezarını gömüyorlar işte, mezarını falan yapıyorlar. Sonra dedem gurbete gidiyor çalışmak için. Bir gece o eski karısının yanında, pardon değil. Eski karısının yanında böyle 4 kişi gidiyor. İkisi kadın, ikisi erkek ama yüzlerini seçemiyorlar, tanıyamıyorlar. Evlerden ışık falan saçılıyor böyle. Böyle Arapça sesler yükseliyor. Nedin Arif Takne? Tekrar et orayı. Arapça sesi. Evlerden ışık saçılıyor. Evin her penceresinden böyle ışık kuruyor. Yani evin içine bir gün iki tane kadın, iki tane erkek giriyor ve köylü halkın gördüğü şey evin içine ışıkların saçıldığı.
Işıklar saçıldıktan sonra... Işıklar saçılıyor ve ışıklarla birlikte böyle Arapça sesler yükseliyor evden. Ondan sonra ertesi gün esrarengiz bir şekilde bu kadının çocuğu oluyor. Yani çocuğu olmayan bir kadının çocuğu oluyor. Peki çocuğun kimden olduğu belli mi? Çocuğun kimden olduğu belli değil. İşte esrarengiz... O Arapça seslerden sonraki gün çocuk sahibi oluyor hemen kadın. Yani birdenbire bir banatına göre şöyle bir çocuk birdenbire doğuyor. Fakat ortadan sonra kayboluyorlar. Kadını bir daha göremiyorlar. Aynen. Ve ilk ölen çocuğunun... Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. İlk ölen çocuğunu arkadaşlar bir yere gömüyor. Ama mezarın nerede olduğunu bilinmiyor. Ve ondan sonra Cazukarı isimli bu kadın, yani köylü halk Cazukarı, cadı demek istiyorlar buna. Kadın ortadan görünmüyor ve bebeğin mezarı nerede bilinmiyor. Öyle abi, tamam. Aa, bu da zaten Tepiköy gibi bir yol var. Evet. Domuzların gittiği yol da olabilir bu. Ya kısacası bir mezar var, mezarın nerede olduğu bilinmiyor ve bu Cazukarı sürekli bu mezarı koruyor ve defineyi koruyor. Ve buraya gelen herkese görünüyormuş. Arkadaşımız da sık sık görmüş ve Cazukarı göründüğünde yanında 15 tane, 16 tane kısa boylu erkek çocuk. Erkek çıplak. Çocuk, hepsi çıplak. Hepsi çıplak. Yani 15 tane erkek çocukla görünüyor, kısa boylu, çıplak ve insanlara musallat oluyor. Mezara yaklaştırmıyor, mezarın nerede olduğu bilinmiyor. Aynı zamanda defineyi koruyor. Kısacası olayımız bu. Hadi de başlayalım. İleride anlatırız zaten. Yani her an Cazukarı bile görebiliriz gibime geliyor. Dere sesi geliyor. Dere var galiba. Evet, biraz öyle. Can, dikkat et Can. Hadi misin? İyiyim, iyiyim. Oo, bura ne lan? Burası gideceğimiz yol. Allah. Önden sen git istersen. Aynen. Ben öne gittim. Açık bir alana çıktık. Şu an dedesinin evine gidiyoruz. Define var. Ve Cazukarı'nın da çocuğunun mezarı nerede olduğu bilinmiyor ve sürekli koruyormuş mezarını. İnsanlara musallat oluyormuş abi. Hikayesi biraz Kapalak Kızı'nı andırıyor. O yüzden de bizim dikkatimizi çekiyor. Evet, çok benziyor. Bak, Kapalak Kızı, Cazukarı. İkisi de cadıyla alakalı. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor ya. Çok bir heyecanım da var Can. Benim de. Nasıl bir yere gidiyoruz hani... Hikaye çok derin, fark ettin mi? Uzun evet. Bu kadar derin bir hikaye yok. Şimdi arkadaşımızın yüzü size komik veya korkunç geliyor olabilir. Fakat dediğimiz gibi kimliğini ifşa etmek istemiyor. Define avcılar bu arkadaşımızın peşine düşerse kötü olur. Define öyle böyle değil yani. Bayağı büyük bir define. Peki bir şey soracağım. Sen bu defineyi çıkarmayı denedin mi? Ben çıkarmayı denedim defineyi. Yerini hani buldum gibi bir şey oldu. Sonra işte dedim ya size, o Cazugarı'yla yanında 10-15 tane çıplak erkek çocuk gözüktü. Defineyi de koruyor olabilirler. Defineyi de koruyor olabilirler. Ben belki de oraya gömdü çocuğunu. Evet, ben o yüzden size ulaşmak istedim. Bu olayı görmeniz için. Bakalım hep beraber, teşekkür ederiz tekrar. Telden mi geçmemiz gerekiyor? O bak buraya, evet çok iyi olmuş bu. Dikkat et Can. Takılma tele. Allah, bismillah. Allahu ekber. Allah büyüktür. Ah. Arif, burada büyük bir yokuş var. Dikkatli olalım. Atlayarız ama. Can, elindekine dikkat et bak. Sana şey olabilir. Sen nasılsın Can? Hadi. La ilahe illallah. Bak, kamerayı benden alman lazım. He? Kamerayı benden alman lazım. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah büyüktür. Allah kerimdir. Bence tüylerim dikeldi. Heh. Bence kaydı birazdan keselim. Çok uzun bir yol gidiyor. Evet. Eve yaklaştığımızda falan gireriz. Veya bir şey olursa anında kayda gideriz. Ben tetikteyim.
Evet abi, şu an eve yaklaştık. Şuraya geçeceğiz. Az ileride ev. Yani... Ama ben size şunu söyleyeyim abi. Şu an ben biraz ısınmaya başladım ya. Ben de korkuyorum açıkçası. Çünkü bulunduğumuz ortam zaten gelecek. Ve rüzgar başladı abi. Çok rüzgar var. Hadi eve gidelim. Az önce rüzgar yoktu ya. Hadi. Allah! Allahu ekber. Anam. Allah büyüktür diyoruz. Ev nerede? Ev abi şuradan ineceğiz. Ne? Kameraya doğru konuş arkadaşlar. Düşün. Ev şurada arkadaşlar. Yaklaştık mı? Şimdi size. Ama abi ya girmeyelim abi. Burası ne lan böyle? Aa, şu aşağıdaki yer mi can? Işık tutsana. Evet. Bura mı? Evet, orası. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada da küçük bir yapı var bak. Evet. Orası. Götür bizi hadi. Abi girmeyelim ya. Ne? Girmeyelim abi. Oğlum geldik bu kadar sen ya. Sen getirdin bizi buraya. Abi getirdin de şimdi pişman oldum. Ben çok tırsıyorum şu an ya. Kanka sakin ol. Bak. Korkma. Sen. Kendinden emin sen ol. Sen zaten seni şu an kimse tanımıyor. Sen isimsizsin. Daha önceki izleyicilerimiz korkudan rezil olmamak için gelmiyordu veya senin öyle bir şeyin yok. Sen şu an anonimsin abi. Sen burada bayılsan da kimse seninle dalga geçmez. Korkularına yüzleş hadi kardeşim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi rüzgar çok. Çok fazla rüzgar. Bu ne? Burada bak küçük bir yapı var. Bu mu? Evet. Abi burada dedem buraya oradan olsun işte böyle tırpanın olsun eşyalarını kuyuyor. Bahçe eşyaları inşallah. Abi bugün burada vahşet olacak götür. Çok fazla fırtına çıktı. Evin şurada bir kapağı var lan. Evin girişi nerede? Girişe bakalım hadi. Şeydi mi can? Tüylerim diken diken oldu abi. İnanılmaz bir rüzgar. Arkadaşlar, inanılmaz bir rüzgar var. Bizi nerede bekliyor bilmiyoruz. Korkma, sadece bizi götür. Öğlen git. Ve besmele çeke çeke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Abi kapı kilitle. Ne? Kapı kilitle. Nasıl kilitli abi? Abi kilitli değil de ben kilitli bırakmadım kapıyı. Nasıl kilitli bırakmadın ya? Abi ben en son kaçtım buradan açık yine kapı. Sen ne zaman geldin buraya en son? Abi ben en son buraya 2 ay önce geldim. Kapı... Açık mıydı? Kapı açıktı, açık kaçtım ben abi. Bir şey söyleyeceğim, rüzgardan kapanmış olabilir mi? İmkanı yok. İmkanı yok abi. Kilitlenmiş kardeşim. Bir şey, dur bir dakika beyler. Üst tarafta bir kapı görmüştük, oradan girme şansımız olur. Evet abi oradan giriş var oraya, evet. Oradan girebiliriz ama ben girmem yani. Sen bir bakar mısın? Ben gelin mi? Bak tek bakar mısın? Şöyle yapalım o zaman. Ben bir bakayım. Ama benle biriniz gelin oraya. Ya gelin benle oraya kadar. Sen git. Ben girebilirsem gireyim. Yok can sen de gel. Ben girebilirsem girerim. Buradan size kapıyı açarım. Olur arkadaşın mu? Arkadaşın gelmesi daha iyi. Hikaye anlatır. Bekliyorum. Tamam. Evuzu billah. Besmele çekin beyler. Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Allah büyüktür. Allah kerimdir. Allah yücedir. Burada. Allah tektir. Çok büyük define var. Ben atla bir yere kazdım ben burada. Çok büyük define var burada. İbince de görecek bunu. Can dikkat et. Buradan bir giriş var mı? Aynen gel ben sana girişi göstereyim buradan. Ama ben girmem yani. Şurada ilerden gireceksin abi. Gördüm. Abi, tamam sen dolaşabilirsin canın yana. Ben gireceğim buradan. Evet. Arkadaşlar şu an çatıdan girmeye çalışacağım. Kapıyı camları açacağım. Bastığım yerler sallanıyor. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Evet. Giriş burada. Hah.
Buradan girmek zor olacak ama buraya kadar da geldik. Nasıl gireceğim ya? Elimde de kamera var. Girdim Can, içerideyim. Gel girdim. Ne girme, biz 2 saattir gireceğiz diye konuşuyoruz. Abi çok korkuyorum ya. Çok zahmet çektim girmek için, saçmalamayın, gelin. Ben gireceğim zaten. O zaman ben size güveniyorum. Şuraya bakın. Nereye gidiyorsun? Dur. Arif, dursana. Hey. Şşş, hey. Bu korkuyorum ben. Böyle de bizi götürüyor, kaçıyor. Sen onlar ne olur, sana güveniyorum. Seni sevdim zaten. Kardeşimsin abi, tamam mı? Bir kardeşim olarak... Güven abi. Can. Her şey güven. Birbirimize güveniyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şu kapının üstündeki şeylere bakın. Oo. O ne lan öyle? Şekillere bak. Bu de... Aha! Bir şey diyeceğim. Efendim? Bak ne yazıyor? 95 kapı. Sen o ışığı tutma. 95 kapı ve değişik çizimler var. Bak burada ne yazıyor? 100. 100. Bunda yazı var mı? Bunda da değişik şeyler var ya. 91 yazıyor galiba. Kapı. Korkma. Şş, girip bakalım. Şuradan girdim bu arada. Buradan mı girdin? Evet. O çok yüksek. Ben ayakta çıkamazdım. Gireyim mi? Yavaşça. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Of, şuraya bak Can. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oğlum? Burası dedemin yatağı. Ne? Ya. Şimdi duygulandım. Dedemin yatağı bu. Kameraya konuş. Arkadaşlar. O seccade mi? Evet. O seccade de dedemin. Bu yatak da dedemin. Dedem burada yatıyordu yani. Evet. Dedem burada yatıp kalkıyordu. Şu seccadeyi hiç unutmuyorum ya. Bununla namaz kılıyordu sürekli dedem. Ah be dedem. Tamam seni anlıyorum. Anıların depreşti ama buraya bir olay çözmeye geldik. İzleyicilerimiz bizden olay bekliyor. Yani bir ne oldu burada? Burada deden yatıyordu dedim. Evet dedem. Şurada oturuyordun muhtemelen sen de. Ben küçüktüm tabii o zamanlar yine. Herhalde hatırlıyorum. Dedem, ben burada oturuyordum dedem. Yattığı yerden bana masallar anlatıyordu. Güzel hikayeler anlatıyordu böyle. Akşam geceleri böyle sohbet etmeye geliyordum. Güzel hikayeler anlatıyordu. Ben burada uyuyakalıyordum. Yani dedenle iyi bir ilişkin vardı. Çok güzel ilişkimiz vardı. Şunlara bakın ya. Abi burası çok eski bir ev cidden. Ve tavan çok alçak. Onu dikkat ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? Ne oldu? Şu kapı açık değil miydi? Hangi kapı? Geç şu odaya. Oha, bu kapının üstüne gidesenler ne? Oha. Her kapıda var desem bak. Benim define aradığım o da burada, burayı kazdınlar. Burada mı define aradın? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet, şurada bak bir kuyu gibi bir şey var. Burada ne yapıyordun? Ben burada define aradım. Ben burayı kazdım. Arif gel. Bir şey hocam. Burayı kazdın ne? Bismillahirrahmanirrahim. Burayı kazdın evet. Burada define. Define burada yani. Burada olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar definenin. Ben burada yendim işte bu kadar kazdım bayağı bir. Sonra... Ne oluyor lan? Aaa! O da yere geldi! Ne oluyor? Abi sesler geliyor abi. Gelir de. Bak dedim. Ne oluyor lan? Şuradan bir şey düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Defineyi burada arıyordun dedin de şu an neydi, cazı karı mıydı neydi? Evet cazı karı. Şu defineyi ben indim bayağı bir. Abi şuraya baksana bayağı derin. Ama henüz bir şey... Oha! Yuh! Ne oldu lan? Onun üstü ki. Ne oldu lan? Gel buradan bak gel yanıma gel. Şuraya doğru uzuyor. Aa. Abi ben buradan indim. Ben bu kadar kazdım burayı. Ondan sonra bir bardak su içmek için yukarı çıktım. Oğlum bayağı derin. Bu arada cazı karıyı gördüm ben. Ne oldu? Abi kazdım burayı.
Su içmek için böyle uzanmıştı. O arada Cozugar'ı eve gördüm. Yanında 15 tane erkek çocuk böyle çıplak. Küçük çocuk. Neredeydin? Nerede gördün? Abi tam şu kapının oraya dizilmişlerdi, beni izliyorlar. Hadi be. Oh be, bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bir evi inceleyelim bakalım, neler bulacağız. Definenin arandığı yeri bu gösterdi bize arkadaşımız. Cazukhane'yi de burada gördüğünü söylüyorsun değil mi? Evet. Burada sen... Tam burada beni izliyorlardı. Oğlum cam falan açık değil, bu nasıl olabilir? Bismillahirrahmanirrahim. Aa, cam açılmış lan. Ne? Cam açılmış oğlum. Kapalıydı lan bura. Oha! Oğlanın sükün manzaraya bak. Bu lan nere lan böyle? Şuraya bak. Oğlum cam nasıl açıldı? Can şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Bu mu? Yok yok, yukarıda bak. Şu mu? Lan yukarıda rafta. Aa! Ne bakır bu? Bir cezve. Ne oluyor? Abi bırakmayın beni yalnız, bırakmayın. Aa! Lan bunlar masanın üstündeydi can. Ne? Ya! Euzubillahimineşşeytanirracim. Çek, bunlar az önce çekti, masanın üstündeydi. Allah! Evi kuruyor lan! Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Allah! Ne oluyor lan? Oğlum ne tutuyor lan bu kapıyı? Şu şeyi tut. Ne oldu lan demin? Bismillah. Abi bunlar buraya nasıl geldi? Oğlum ya? Bak Can. Bir şey söyleyeceğim. Bak az önce çektim. Şu masa buradaydı ve orada olan şeyler masanın üstündeydi. Bismillahirrahmanirrahim abi. Şu hikayeyi anlatalım mı? Evet. Arkadaşlar ne olursa olsun kayıttayız. Bir şey olursa bile Erfan çekecek. Bazen hikaye anlatırken bir şey oluyor. Şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Bu affedersiniz ama Erfan da dediği gibi rüzgardan da olabilir ama cam açık değil burada, nasıl rüzgar gibi olsun. Bir rüz olmasa. Hadi hikaye anlatalım abi. Bir zamanlar Sivas'ın bir köyünde bir genç yaşarmış. Bu genç karısından bir çocuk dünyaya getirmiş. Zaman sonra torunu olmuş. Fakat bir süre sonra karısından boşanmış. Daha sonraları köylü tarafından çok sevilen bir kadın ile evlenmiş. Yeni karısı çocukları çok severmiş. Fakat doğan bebeği hayata tutunamamış. Adam iş için şehir dışına çıkmış. Kadın ise bebeğinin yasını tutarmış. Kimselerin mezarının nerede olduğunu bilmediği yerde bebeğini sayıklarmış. Çevre köylerden ilim sahibi birileriyle anlaşmış. Bir gece köye iki kadın, iki erkek, dört yabancı girmiş. Doğrudan bu kadının evine gitmişler. Meraklı köylüler olup biteni anlamak için kadının evini gözetlemiş. Evden tam olarak hangi dil olduğunu anlayamadıkları sesler yükselmiş. Işıklar saçılmış. Köylüler garipsemiş ve korkarak evlerine kaçmışlar. Ertesi gün kadının esrarengiz şekilde bir çocuğu olduğunu görmüşler. Fakat bu çocuk 8-9 yaşlarındaymış. Bir gecede böyle bir şey olması imkansız imiş. Herkese çocuğunun olduğunu söylemiş. Kadın daha sonraları çocuk ile birlikte ortalıktan kaybolmuş. Bazı köylülere birkaç hafta sonra görünmüş. Fakat yanına 15 tane çırılçıplak ve hepsi birbirinin aynı erkek çocuklarıyla. Kimse ne olup bittiğini anlayamamış. Kadının göründüğü yere Cazukarı Çukur adını vermişler. Sadece orada görünürmüş. Bu yüzden kimse artık oraya yaklaşmıyormuş. Kulaktan kulağa bu olay yayılmış. Söylendiğine göre hayata tutunamayan bebeğinin mezarı hep görüldüğü yerdeymiş. Bu yüzden sadece mezarı korumak için herkese musallat olur, kimseyi o bölgeye yaklaştırmazmış. Ve arkadaşlar, olay bu şekilde gerçekleşmiş. Beni bir önceki videomuz gibi derinden sarsa. Çünkü kapalak kızına da benziyor. Evet, çok etkileyici bir hikayesi var olayın. Abi ölmüş bir çocuğu sahiplenen ruh mu cin mi bilmiyoruz. Kapalak kız. Çocuğun kimden olduğu da belli değil abi. Çocuk bir gecede ortaya çıkıyor. Evet. Nasıl olabilir? Bir gecede bu kadar çocuk mu çıkar abi? Yani bu, bir gecede ortaya çıkıyor çocuk. Allah günah yazmasın. Hazreti Meryem muhabbeti gibi biraz geldi bana ama kesinlikle hani burada öyle bir düşüncem yok. Muhabbet aynı.
birden bile hamile kalıyor. İlginç. Şimdi bunu bazı insanlar kötü niyeti de yorumlayabilir. Hani iki tane kadın çıktı ama şöyle düşünün. Bir gecede bu kadar çocuk çıkabilir mi? Doğru. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Daha demin tavandan ses geldi zaten. Tüylerim diken diken hala. Böyle bir kadın çığlığına benziyordunuz. Lan! Ne oldu? Kameranın gözü önünde cam kapandı. Bismillah. Ne oldu ya? Oğlum şu cam şöyle kapandı. Bismillahirrahmanirrahim abi. Bismillahirrahmanirrahim. Sen kendinle eminsin değil mi? Evet. Senle ufak bir ritüel yapacağız. Yapalım. Ben... Sesler geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu tutar mısın kardeşim? Bugün bir şey yapıyorum sana. Korkmak yok. Görüntü biraz asabını bozabilir. Aa, buradaki çizimler ne lan? Ne var orada? Çocuk çizimleri. Evet. Falan filan. Oh! Neden kendisi çizdi o resimleri bana? Ne? Dedem çizmişti. O resimleri kendisi bana çizmişti. Dedene çizimlerim yani. Evet. Şimdi arkadaşımıza bir takım koruma yapacağız. Çünkü kendi korkuları var. Ve dedi ki, abi senin videolarını izliyorum. Videolarında yaptığın ritüellerden yapmak istiyorum. Ben de arkadaşımızı kırmadım. Ne kadar geçerli olur veya ne şeyler, onun garantisini vermiyorum. Ama denemek her zaman iyidir. Şu an yapacağımız şeyi yüzyıllardır Hütlamların kullandığı bir ritüel tekniği. Şansımızı evde cezve bulduk. Ve her şey sanki bizim için yaratılmış gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah getirmişimdir yanında. Ne arıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Asıl koruma yapacağımız şey, şansımızı cezede bulduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede bu ya? Allah korusun. Aa, oradaymış lan. Tövbe bismillah. Bu şey böyle şaşalı bir görüntüsü olduğuna bakmayın. Bu normal görüntü olsun diye buna koydum. İstersem kavanozda da koyabilirdim. Fakat asıl önemli olay bunun içinde. Fark ettiyseniz içinde küller var. Bu küller bir takım duaları yakıp içine koymamızı yetiyor. Şimdi bunu ne yapacağımızı göreceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Şansımızı evde böyle bir şey bulduk. Normalde ben bunu başka tencere falan bulurum diye sanıyordum ama iyi oldu. Bu dedenin cezvesi değil mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evde tütsü yapacağım. Ne oldu? Hareket ediyor bak. Ne oluyor lan? Bu bir işaret sanki. Olabilir, tam sen yapacakken. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tam karşıma geçmesin.
bu sıvıyı birazcık kaynatacağım. Buharını evi tüsüleyeceğim ve senin de bu sıvıyı ciğerlerine çekmen lazım. Yavaş yavaş tütmeye başladı. Dumanı görebiliyorsunuz. Evet. Evet, şu an kaynadığını görebiliyorum. Çok az bir sıvı var. İyi değerlendirmemiz lazım. Başka yok. İnternette araştırarak sakın bu ritüeli bulduğunuzda yapmayın. Çünkü birçoğu geçerli ritüel değil. Başınız belaya girebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ev sallandı lan. Fark ettim. Çok değişik bir kokusu var ya. Alıyorsun değil mi? Bak bak sese bak. Kaynıyor. Ana ne oluyor? Aman abi. Gel gel içini çek gel. Gel nasıl kaynıyor bak. Işık tut. Görüyorsun değil mi? Evet. Evet. Biraz buharlaşmasını sağlıyorum. Ya inna huşunana. Ne oluyor lan? Ya inna huşunana. La küllahum fitçina. La ezbili hilrim. La şugranım bi. Allahu Ekber. Nasıl tutuyor görüyor musun? Evet, evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Gel, 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 gel. Koklu, koklu. Siktir, bu nereden geldi lan? Duman içine al, duman içine al. Kokla, derin bir nefes al, bismillah çek, derin bir nefes al. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kız lan, lan! Lan, 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 lan! Bismillah! Şşşş, iyi misin? Çok... Allah! Lan, 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 çocuğa ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Oturtur, 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 oturtur. Otur, otur, anam! Lan! Bırak lan, oturtur. Şşş! Lan, çocuk bayıldı. Şşş! Kanka! Can, şu maskesini çıkar, 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 çekmiyorum, çekmiyorum, çekmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çekmiyorum. Şşş, kendine gel. Devam edecek misin? Devam edecek misin? Devam edecek misin? Edelim abi. Dayan, dayan, biraz daha dayan. Hadi. Tebrikler. Tebrik ediyorum. Bir şu odayı tüsleyelim. Arif al. Bir şey yapacağım. Can can. Oğlum şu kapı açılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Sen korkma, korkma, korkma. Sen artık korunuyorsun. Şşş, sesler geliyor lan. Allah. Şşş, yan tarafta. Gel gel gel. Gir, 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 gir. Bak. Allah. Bismillah. Aa, oğlum masa düzelmiş lan. Oo! Nasıl olur lan? Bir şeyler var lan üstünde. Oğlum bir şey damlıyor tavandan. Ne oluyor lan? Şşş. Şu masanın üstünde bir şey ne bu? Bir işaret gibi bir şey var Can. Arif bu. Aa bir şey damlıyor yine. Gördün mü? Aa bak bak nasıl damlıyor bak. Allah kafama damladı. Ne lan bu? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bak 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 bak. Buldum, 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 buldum. Bu bir yıldız. Bak. Ritüel yaptığınız yerde. Bakalım mı? Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Mumlar sönmüş Can. Ne? Nasıl sönmüş lan? Cam, cam açık, cam da kapalı. Oh! Ne oluyor lan? Sikim bir şey oluyor Can. Can! Allah! Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Hayır! Bismillahirrahmanirrahim. Dur şu duayı buraya koymam lazım. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim.
La! Sesler kesildi. O ne lan? O ses ne lan? O ne lan? Dedemin yaptığı yastık yatak. Ne? Uğultuyu duydunuz mu lan? Şşş. Uğultuyu duydunuz mu? Duydum. Hep şu köşede yatardı şu şekil. Şöyle döner bize bakardı. Öyle sohbet ederdik. Kadın peki? Kadınla birlikte... Neydi cazı karısı? Cazı karının, hani köylünün cazı karı diye hitap ettiği kadınla birlikte yattığı yatak bu yatak. Yani bu yatakta... Bu yatakta yaptıkları çocuk ölüyor, ilk çocuk. Ondan sonra dedem gurbetteyken eve 4 kişi giriyor. İkisi kadın, ikisi erkek. Yarın tanesi gün çocuğu oluyor kadının. Birdenbire çocuğu oluyor. Aynen öyle. Nasıl olabilir daha ya? Daha önce bu çocuğu öldü. Evet, çocuğunu bir yere gömdü. Çocuğu ve bu... gömdü abi. Çocuğun mezarı ya tepede olması lazım ya da... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al şunu, al. Can, oğlum benim başıma çok kötü bir ağrı girdi ya. Burada rutini sonlandırdık. Yoğun bir ağrı var şu an benim başımda. Bende de var. Neden anlamıyorum? Bismillahirrahmanirrahim. Şşş. Gel, bir şeyler kırılıyor. Oğlum ne olmuş lan buraya? Oha, bir patlamış. Aa, su akıyor lan. Ne? Oğlum bu kapalıydı lan, bu nasıl su olduğunu bile bilmiyordum. Ben de bilmiyordum lan nasıl. Bunlar alt katı da mı var? Alt katı var. Ahır olarak kullanıyordu dedem. Bu kuyu... Orası kapalı. Burası ocak yeri. Pişeceğim. Şşş. Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah! Lan ne oluyor? Ev yıkılacak. Abi çıkalım artık şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber! Bismillahirrahmanirrahim. Oha, Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Oho! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah korusun yazıyor. Allah korusun. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor oğlum, bu yazılar yoktu. Abi bak, oh. Şuradan çıkalım. Oho. Bismillahirrahmanirrahim. Dışarıdan bir ses duydum. Kim var lan orada? Beyler! Burada kapanmış. Ne kapanmış? Burası açıktı. Allah! Ne oldu? Oğlum bir şey gördüm. Abi bir şey gördüm, yemin ederim. Sanki bir kadın gibiydi. Abi bilmiyorum, yanılmaz olabilir. Oğlum şanım! Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Oğlum ritüelden sonra oldu bunlar, bakacak. Oh! Ne? Taliklere bak, Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar o kıyafetleri galiba. Şuraya bak. Bence el yok, düşürme. Arkalarında bir şeyler yazıyor abi. Her kaydansa bir şey yazıyor neredeyse. Aaa! Aaa! Seccade de serilmiş lan! Bismillahirrahmanirrahim! Allahu Ekber! Dur, oradaydı lan! Ne oluyor oğlum? Bismillahirrahmanirrahim! Ne yapıyor oğlum? Abi vurmasana şuna ya! Bir şey söyleyeceğim beyler, bir dakika. Bu seccade falan buraya nasıl olabilir? Şurada asılıydı. Ampul mü her yerde almış. Sen buraya geldin ya, okey sanıyı. Nerede gördün, cadı karısı neredeydi? Abi ben orada kazı yaparken işte dışarıda böyle su içmeye çıktım. Bir anda karşıma çıktı. Bir kere mi gördün hayatında? Evet. Mezarı nerede bu çocuğu biliyor musun? Ya aşağıda ya da yukarıda tepede gömülü. Bir şey söyleyeceğim. Şurada bir silüet gördüm galiba. Yemin et. Gördüm.
Siyah bir şeydi. Bismillahirrahmanirrahim. Siyah bir şey. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Siyah bir şey sanki şuradan çıktı gibi oldu ama. Can gördüm, öyle bir şey gördüm. Aa bak bak bak. Allah! Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bu su nasıl açıldı? Bilmiyorum ki, ben burada su olduğunu bile farkında değildim bu arada. Asıl şurası oldu. Oğlum seccadeye ne diyorsun peki? Baksanıza şuraya. Bak bak, seccade serilmiş. Bu arada benim ışığımın pili... Hah tamam. Seccade serildi, yana masa kuruldu. Sanki burada birisi yaşıyormuş gibi Can şu an. Evet. Burada birisi cidden yaşıyor gibi. Bu neredeydi? Takılıydı aynen. Şimdi burada dedenin yatağı var diyorsun. Evet. Deden bu köşede yatıyordu. Evet. Sen ona çay falan ikram ediyordun. Evet. Sen burada oturuyordun, konuşuyordunuz. Evet, masal anlatıyordu bize. Ne gibi masallar atıyordu? Yani eğlenceli çocuk masalları işte. Peki bir şey söyleyeceğim. Dedenin böyle daha önce hani cinlerle bir olayı var mıydı? Büyü tarzında şeyler yapıyor muydu? Uğraşıyor muydu yani böyle şeylerle? Ben hiç böyle hani arada sırada kitaplar okuduğuna şahit oldum ama ne olduğunu bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu bu konular hakkında. Bahsediyor muydu sana bu konulardan? Hayır. Vay be. Peki bir konunun üstünde uzunca durmadık. Bu kadın neydi adı? Cazı karı. Cazı karı. Kafa sikide. Abi çok ilginç bir hikayesi var. Çocuğu ölüyor, çocuğunu gömüyor. Daha sonra iki erkek, iki kadın kocası gurbetteyken iki erkek, iki kadın evi ziyaret ediyor bu eve. Komşular evden bir takım ışıkların yansıdığına ve Arapça okunan dualar gibi benzeri şeyler veya konuşmalar belli değil duyduklarını söylüyor ama gelmiyorlar eve. Daha sonra ertesi gün kadın su almak için giderken şöyle boylarda ufak çıplak bir çocukla beraber görülüyor. Herkes şüpheleniyor nasıl çocuğu oldu falan derken kadın birden bir ortaktan yok oluyor. Daha sonra mezarın nerede olduğu bilinmiyor. Bu evde define var. Evet. Kadın hem buradaki defineyi koruyor gibi define aramaya, sen mesela define aramaya geldiği zaman kadını gördü. Evet. Sonrasında mezarlık kısmında dağ tepesinde gezerken yine kadını gördüm ben. Bunu köylüler de görmüş. Yanında evet. 15 tane saymışlar. 13. Küçük çıplak. Aynı boylarda, aynı tipte çıplak bir sürü erkek çocuğu varmış. Evet. Bir demle kaybolmuş ve musallat oluyor insanlar. Hani... Bu arada bir şey söyleyeyim. Sesler kesildi. Farkında mısınız? Bu hikayeyi derince anlattığımız için olabilir mi? Sen konulardan bahsediyoruz. Şuna bak. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şurada bir yapı var. Arif. Bakayım. Merek orası. Merek mi? Evet. Merek. Yani ne demek oluyor bu? Oraya ot koyuyorlar. Saman falan mı? Evet, ot saman koyuyorlar. İnekler için. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Benim başıma çok yani ağrı girdi bu arada. Benim de başım ağrıyor ya. Bunu örtelim abi. Bunu kapatalım ya. Arkadaşlar, yaptığımız şeyleri görüyorsunuz. Emek veriyoruz. YouTube Türkiye'deki en çok emek veren kanallardan biri olduğumuzu görüyorsunuz. Ve çok zorluklar çekiyoruz. Sadece sizden bir beğeni istiyoruz. Bir beğeni. Oo. Ne oldu lan? Duvarda sanki ağ gibi bir şekil sandım buna. Arif Anasim. Bak, bakayım. Ne dersek o biliyor sanki. Abi. Aynen ha bak ya. Evet. Bu ve... Abi çocuk sesi mi o? Ben de duydum. Ah siktir. Evet lan. Lan. Ne oluyor lan? Anas. Ne çocuğu oğlum? Kim? On burada kim yaşıyor? Yok kimse yaşamıyor burada. Lan bu sakın. Çocuk. Nasıl? Lan Can. Abi bir ses de. Burada biri mi yaşıyor? Yok kimse yok. Yakınlarda da kimse yok. Abi, aa seslere bak.
Neden geliyor lan bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ananı sikiyor. Ananı sikiyor. Ananı sikiyor. Lan kaçıyor. Kaç, kaç. Kaç. Kaç, kaç lan, kaç. Ananı. No Prospect'ten bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yani sana gerçekten helal olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle izleyici konuklar lazım. Şu an izleyici konuk almaya başladık. Gerekli izinleri çıkartmaya çalışıyoruz. Bizi buraya getirdiğin için, fantastik bir deneyim yaşattığın ve olayla anlattığın için ve en önemlisi de neydi kadın adı? Cazu Karı. Cazu Karı. O gördüğümüz şey belki de köylü biriydi. Sesleri duyup buraya geliyordu. Cazu Karı demek biraz yanlış olabilir ona. Yakınlarda kimse yok ama abi. Evet. Bir de çocuk sesleri bana çok ilginç geldi. Fazla uzatmak istemiyorum. Bir an önce gidelim buradan. İnşallah o gördüğümüz şey Cazu Karı köylü de olabilir. Şimdi. İnşallah köylüdür. Olayı aydınlattınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim getirdiğin için. Sana istediğin şeyi yaptık. Bundan sonrası Allah kerim. Kendinize iyi bakın. Videoyu emeklerimizin karşılığı olarak beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.